Orayı da bitir. 94'ten beri buradayım. Ay. Çarşı 6 Şubat'tan bu yana çarşı bayan millet bayan mağdurdu. Çünkü büyük binalardan millet hepsi kaçtı. Köylere yerleşmek zorunda kaldı. Çok zor bir süreçti. Halen de düzelmiş değil. Zaten millet konteynerlerde oturuyor. Başka da ne bileyim yani inşallah ki şey olan Malatya hiçbir şey de yapılmadı. Odur budur yani öyle fazla bir şey yapılmadı. Doğru zaten millet konteynerlerde yerleşti. Az da olsa millet biraz barınabildi. Ama şunu söyleyeyim yani depremde Malatya'nın yetkilileri hiç kimse doğru dürüst sahip çıkmadı. Belediye başkanlar olsun şeyler olsun yani öyle bir aşırı bir şey olmadı. Halk kendi desteğiyle, kendi gücüyle, kendi çabasıyla ayakta durmaya çalıştı. Millet Malatya doğru dışarıdakiler gibi aşırı ölüsü yoktu ama çok büyüktü. Halen de yıkım çok. Malatya'da şu an yıkılacak evler de çok. Çok aşırı yıkılacak ev var ama millet farkında değil. İnan ki mesela şu an Topsuit'te olsun, şeyde olsun, Bostanbaşı dediğimiz ilçelerde, ille şehirlerde olsun. Çok yıkılacak ev var ama millet sanıyor ki binalar ayakta. Binalar ayakta değil. O binaların hepsi yıkılacak. Yani yıkılacak bina çok. Onun için ne bileyim Malatya inşallah ki düzelir ama daha bir senedir daha doğru düz bir tane çivi bile çakılmamış. Aa, şu gördüğün yerler sözde yapılacaktı. Bir senedir daha hiçbir şey yapılmadı. Abi çadırı mı sürüyor kurban olan ben oraya direkt. Malatya'da 30 yıldır esnaf çökmüş, 5 tane esnafa çıkmamış. Herkese konteyner çıkmış. Bu Akpınar'da 5 esnafa konteyner kesinlikle çıkmadı. Bekliyoruz, vermiyorlar. Bekliyor diyorlar, şöyle diyorlar, böyle diyorlar. Yani biz burada şu an, aynen biz şu an bu inşaat alanında keyfimizden durmuyoruz. Adım Aytaş Boyraz. Şu an terzi arkadaşımın durmuş olduğu yer benim şahsi mülkiyetim. Boyraz Giyim'in sahibiyim. Bakın 6 Şubat'ta deprem oldu. Arada yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen hiçbir yerde Malatya sınırı açısından bana konteyner vermediler. Tek şeyi merak ediyorum, acaba neden? Oda kayıtlarım var. Sigortalı çalışan personelim var. Bunların hepsini oda başkanlarına atmama rağmen, vali yardımcısına atmama rağmen, Çevre Şehircilik Müdürü'ne atmama rağmen, yani bütün yetkililer atmışım. Gidiyoruz belediyeye. Belediye diyor ki, beyefendi sizin sorununuzu vali çözecek. Valiliğe gidiyoruz. Valilik diyor ki sizin sorununuz Çevre Şehircilik'te. Çevre Şehircilik'e gidiyorum diyor ki senin sorunun belediyeyle. Yani tamamıyla tas kayıp. Adam olan esnaf arkadaşlar nefsine yenik düşüyorlar. İkinci konteyneri alıyorlar. Kendi konteynerlerini kiraya veriyorlar. Bakın şimdi şu an burada çalışmadan dolayı, bugün kar yağışından dolayı burası yıkıldı. Bakın burada ben mağdur olan 5 tane esnaf arkadaşım var. 5 tanesi depremin ilk gününden beri bir tane konteyner almadı. Ama her şeyi çözdüm. İş Çevre Şehircilik Müdürümüz Cengiz Bey'de bitiyor. Cengiz Bey de defalarca buraya gelip derdimizi anlatmasına rağmen, gelip burada halimizi görmesine rağmen bir türlü bize bir çözüm üretemedi ya. Evet, yani ben inanın, şimdi siz yanlış anlamayın. Benim elimde imkanım olsa ben burada kalır mıyım ya? Bakın Allah rızası için ya. Ayakkabımın altına kalıp botu alıp su içine girmişiz. Sabahtan beri bu karları temizlemeye çalışıyoruz kendi imkanlarımızla. Hiçbir kimse ne geliyor ne gidiyor ne çözüm yolu var ya. Yani.